Sadece Merkez Bankası rezervleri boşalmıyor, bütçe ciddi açıklar vermiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonları da hızla düşüyor arkadaşlar. 2019'da 2020 yılları kıyaslandığında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bunun ayrıntılarını biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Öbür taraftan bu hafta iki önemli açıklama bekliyoruz. Bunlardan birisi yarın Amerika Hazine Bakanı Yellen'in yapacağı konuşma olacak. Burada güçlü dolar vurgusunun ön plana çıkması bekleniyor. Perşembe günü de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve faiz kararı verecek. Faizle ilgili yeni bir arttırım olacak mı, olmayacak mı konusunda detaylarını yine bu videoda sizler için değerlendireceğim. Öbür taraftan arkadaşlar bir skandalı paylaşacağım. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bütçe açığıyla ilgili skandal bir açıklama yaptı arkadaşlar. Bütçe açığının beklentilerin çok altında gerçekleştiğini söyledi. Peki gerçekten öyle mi? Bunun detaylarını da yine bu videoda sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Uluslararası yatırım pozisyonuyla başlayalım isterseniz. Türkiye'nin yurt dışı varlıklarıyla yükümlülüklerinin farklı olarak tanımlandığı net UYP yani uluslararası yatırım pozisyonu Kasım 2020 tarihi itibarıyla -385.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Daha önceki açığa bakıyoruz. Yani 2019 yılındaki açığa bakıyoruz. 345.9 milyar dolarmış. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2019 yılı sonuna kıyasla %9.7 oranında azalmış durumda. 228.9 milyar dolara düştü. Yükümlülükleri yani ödemesi gereken rakamlar %2.6 oranında arttı ve 614.5 milyar dolar oldu. Bunların ikisinin farkına baktığımız zaman da 385.9 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım pozisyonu açığı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakamlar her geçen gün kötüye gitmeye devam ediyor. Uluslararası yatırımlarımız da çok ciddi manada düşüyor. Diğer yatırımlar kalemi içerisinde %4.6'lık bir düşüş gözleniyor. 90.7 milyar dolar olmuş. Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif mevduatları ise %6.9 oranında azalıyor ve 44.2 milyar dolar oluyor. Doğrudan yatırımlar, sermaye ve direkt sermaye yatırımları %20.5 artışla 197.1 milyar dolara yükselmiş durumda. Bankaların kredi stoku %7.4 azalmış ve 63 milyar dolara. Diğer sektörlerin toplam kredi stoku da %3.2 düşüşle 95.2 milyar dolara inmiş durumda. Şimdi buradan çıkartacağımız sonuç ne arkadaşlar? Dünyada da Türkiye'nin yatırımları her geçen gün biraz daha azalmaya devam ediyor ama özellikle şu doğrudan yatırımlarla ilgili artış çok dikkat çekici. O da bize şunu ifade ediyor. Türkiye'den çok ciddi bir sermaye kaçışı var. Sadece yabancı yatırımcılar değil, yerli yatırımcılar da hızla Türkiye'den uzaklaşmaya devam ediyorlar. Şimdi yarın Yellen'in yapacağı konuşmayla ilgili ipuçlarına bir bakalım. Yellen dövize, daha doğrusu dolara herhangi bir şekilde müdahale edilmemiştir gerektiğini savunuyor. Serbest piyasa içerisinde dalgalanması ve kendi fiyatını kendisinin bulması gerektiğini savunuyor. Ancak Amerika'nın daha çok rekabetçi olabilmesi için, daha çok ihracat yapabilmesi için doların değersizleştirilmesinde doğru olmadığını savunuyor. Dolayısıyla güçlü dolar politikası izleyeceğinin sinyallerini verdi. Yarın bu konuyla ilgili net açıklamalar yaparsa dolar endeksindeki ciddi sıçramaları göreceğiz. Buna bağlı olarak da Türkiye'de de doların yukarı eğiliminin hızlandığını göreceğiz. Bugün zaten 7.50 seviyesinin üzerine attı. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz arttırımı kararı almayacağı ile ilgili beklentilerin güçlenmesiyle birlikte. Gerçi Deutsche Bank biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz arttırımı daha yapması gerektiğini söylemişti. Ama buna rağmen Ocak ayı itibarıyla yani bu Perşembe itibarıyla Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımı kararı açıklamayacağı görüşülüyor. Genel tablo. Merkez Bankası faizini arttırmazsa ve aynı zamanda göstergeler bu şekilde bozulmaya devam ederse anlayın ki dolar çok hızlı bir şekilde 7.90 seviyesini görecek. 7.90'ı kırdıktan sonra 8'i zorlamaya başlayacak ve geldiği nokta
hafta olan 8.48-8.50 aralığına geri dönecek. Bir başka önemli konuyu da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Korona vakaları hızlı bir şekilde artıyor. 100 milyon sınırına dayanmış durumda. 95 milyon kişiye yayıldı. 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Evet, aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ama hastalığın hızına yetişemiyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Bu senenin geçen seneden çok daha yıkıcı olabileceğini söylemişti. İşte o tabloyla karşı karşıyayız. Şu an itibarıyla hızla yayılan hastalığa aşının yeterli gelmediği görülüyor arkadaşlar. Peki bunu niye söylüyoruz? Ekonomiler de hızla kapanmaya devam ediyor. Almanya, İtalya, İngiltere, Avrupa ülkeleri, Amerika, Rusya yeni yeni kapanma kararları alıyorlar. Bu sıkıntıların büyümesini beraberinde getirecek. Yani Türkiye'nin dış ticaret açığı ve cari açığı önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde artacak arkadaşlar. Cari açığın artması, kamu harcamalarının artması, aynı zamanda kısa vadeli dış borçların artması da Türkiye'deki ekonomik krizin en net göstergelerinden birisi olacak ve kur kırılmalarının, kur şokunun da ciddi etkilerinden birisi olacak. Yüksek faiz ortamında kalınmaya devam edildiği sürece reel sektörde büyük sıkıntılarla karşılaşacak, büyük batıklar oluşacak. Bu batıkların da yansıması bankacılık sistemindeki finansal krizleri beraberinde getirecek. Dövizin kırılması için bir yığın sebep. Teknik göstergelere baktığımızda da kademe kademe dolarda tekrar yükseliş eğiliminin ortaya çıktığını görüyoruz ama temel göstergeler doların yükselişini tetikleyecek boyutta. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Altın cephesine baktığımız zaman 1826-1830 aralığındaki önemli destek noktası aşağıya doğru kırılamıyor. Kırılamadığı için de yukarıya doğru eğilimi tekrar başladı. Bugün itibarıyla 1830 doların üzerinde seyretmesi altının onsunun hızlı bir şekilde yukarıya doğru gideceğinin çok net göstergelerinden birisi. Önce 1860 dolar, daha sonrasında da 1900 doların üzerine göreceğiz. Yeni teşvik açıklamalarıyla birlikte, Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte, Yellen'in yapacağı yarınki konuşmayla birlikte altının ons fiyatlarının çok daha hızlı bir şekilde yükseliş eğilimine girdiğini göreceğiz. Biraz sonra hem altını hem doları hem de diğer piyasaları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Onun öncesinde gelin şu skandaldan biraz bahsedelim. Bu ciddi anlamda büyük bir skandal. Neden büyük bir skandal? Çünkü Sayın Lütfi Elvan diyor ki 239 milyar liralık bir bütçe açığı beklentimiz vardı. Bu bütçe açığının altında bir bütçe açığı gerçekleşti. Hatta 64 milyar liranın üzerinde bir tasarruf elde ettik diyor 2020 yılı içerisinde. Peki beklenti gerçekten 239 milyar lira mıydı arkadaşlar? Şimdi sizleri 2019 yılı 17 Ekim tarihine götürüyorum. Çünkü o tarihte 2020 yılının bütçesi açıklandı ve beklentiler açıklandı. Kim tarafından açıklandı arkadaşlar? Bugünkü Merkez Bankası Başkanı, o günkü Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından açıklandı. Bakınız Naci Ağbal ne diyor o günlerde? 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin düzenlendiği basın toplantısında yaptığı açıklamada. Bütçe bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 2020 yılında bütçe açığı tahminimiz 138.9 milyar liradır. Bir kez daha söylüyorum. 2020 yılındaki bütçe açığı tahminimiz 138.9 milyar liradır. Bunu kim söylüyor? Bunu kim söylüyor? Bugünkü Merkez Bankası Başkanı, o günün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olan Sayın Naci Ağbal söylüyor. Şimdi bir tarafta 139 milyar liralık bir beklenti, bütçe açığı beklentisi, öbür tarafta bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın söylediği 239 milyar liralık bütçe açığı beklentisi. 100 milyar liralık bir farktan bahsediyoruz arkadaşlar. Esas beklenti 2019-17 Ekim tarihinde söylenen beklentidir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bütçedeki beklentidir. O da 139 milyar lira arkadaşlar. Yani bırakın tasarrufu, aksine fazla harcama söz konusu sevgili dostlarım. Yani 66.4 milyar liralık bir eksik harcama, tasarruf falan söz konusu değil. Aksine 34 milyar liralık bir fazla harcama söz konusu ve bu senede 240 milyar liralık bir bütçe açığı öngörülmesine rağmen 240 milyarın üzerine çıkılırsa o zaman da yine bütçe açığı beklenenin üzerine çıkmış olacak ki nitekim öyle bir tabloda bekliyoruz.
soruyoruz. Lütfi Elvan neye göre bu açıklamayı yaptı? Hangi beklentiye göre bu açıklamayı yaptı anlamak mümkün değil. Tamamen ciddi bir skandaldan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra gelin biraz da rakamlara bakalım. Aynen size söylediğim gibi 7.50'nin üzerine çıkmış bir dolar kuru görüyoruz. Yükseliş eğilimini hızlandırdığını göreceğiz. 7.90'a gidecek. 7.98 aralığına yerleşecek. Daha sonrasında da 8.40 seviyesine geri dönecek dolar kuru. Eğer ki önümüzdeki aylarda faizle ilgili bir düşüş sinyali gelmeye başlarsa o zaman zaten kurdaki yükseliş eğiliminin daha da hızlandığını göreceğiz. Öyle ya da böyle faizleri indirmek zorunda kalacak şu anki yönetim. Neden indirmek zorunda kalacak arkadaşlar? Bir taraftan konut sektörü çok ciddi bir çıkmazın içerisinde. Öbür taraftan da reel sektör çok büyük bir çıkmazın içerisinde. Dış ticaret açığı ve cari açığın kapatılabilmesi için kurun daha rekabetçi bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Bütün bunlar da toplamda kur üzerindeki baskının azaltılmasını beraberinde getiriyor. Yani reel sektörü canlandırmak için, ihracatın önünü öyle ya da böyle açıp daha rekabetçi hale getirebilmek için mutlaka faiz indirimlerine gidilecek önümüzdeki dönemde ve bu faiz indirimleri sonrasında da dolar kurunun yükseliş eğiliminin daha da hızlandığı gözlenilecek. Bir taraftan da kamu harcamaları devam ediyor, bütçe açık vermeye devam ediyor, devlet vergi toplayamamaya devam ediyor ve bankacılık sistemi de büyük bir risk altında. Bütün bunlar toplamda hem ekonomiyi hem de kuru kırabilecek önemli sebepler arkadaşlar. Aynı şekilde euronun ve sterlinin de yükselmesini bekliyorum ama burada bir dipnot ortaya koymak isterim. Yarın Yellen'in yapacağı konuşma özellikle parite üzerinde çok etkili olacak arkadaşlar. Güçlü dolarla ilgili güçlü bir sinyal verir ise paritenin hızlı bir şekilde 1.20'yi aşağıya doğru kırdığını ve 1.15 seviyesine doğru ilerlemeye başladığını görürüz. İlk hedefi 1.18 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Sonrasında 1.18'in kırılmasıyla 1.15 denenecektir. 1.15'te kırıldığında 1.08'e doğru giden bir parite göreceğiz. Zaten bu Avrupa Birliği'nin de işine gelen bir durum. Avrupa Birliği de Euro'nun bir an önce değersiz hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Lagarde'ın da bu konuyla ilgili açıklamaları vardı biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın. O nedenle Euro dolarla paralel yükseliş eğilimine girmeyebilir arkadaşlar. Dolar yükselirken Euro'da hafif bir gevşeme görebiliriz ama hem dolar hem Euro'nun yükseliş eğilimi Türk lirasına göre devam edecek. Sadece Euro dolar kadar hızlı yükselmeyebilir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sterlinin de yükseliş eğilimi hızlanacak. Gelelim altın cephesine. Sadece teknik olarak bakarsak altın fiyatlarında bir gevşeme beklenebilir. Böyle bir sinyal ortaya konulmuş olabilir teknik bağlamda. Ama temel verilerin hepsi tamamen altın fiyatlarının kopma noktasına gideceğini gösteriyor. Önemli bazı indikatörlerde altında işin sonuna gelindiğini, diplere ulaşıldığını ve çok hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine kendisini atıp 2300 dolar hedefine ilerleyeceğini gösteriyor. Yani tüm teknik göstergeler altının satışını işaret etmiyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Altında bir düşüş trendi falan başlamış değil. 2013'teki gibi bir hareketi de beklemeyin arkadaşlar. Aksine altın fiyatları yükseliş eğilimini hızlandırarak devam edecek ve altının onsu 2300-2500 dolar seviyelerini sırayla görecek. Ha, temel verilerde de bir düzelme olur. Korona tamamen kontrol altına alınır. Amerika teşviklerin önünü kesmeye başlar. Arka arkaya faiz artırımları gelir. Ekonomiler belli bir düzene girmeye başlar. O zaman altın fiyatları da düşer. Şu anki koşullarda altın fiyatlarının düşmesi için herhangi bir sebep yok. Sabredenler altın fiyatlarının ne kadar hızlı bir şekilde yükseldiğini görecek. Elbette bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Biz öngörülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ancak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hem önemli teknik veriler, bakın önemli teknik veriler, hem de temel verilerin neredeyse tamamı altın onsunun diplerde olduğunu gösteriyor ve buradan da ciddi bir sıçrama yapacağını gösteriyor bize. Gram altına döndüğümüzde arkadaşlar, Merkez Bankası'nın faizleri arttırmaması, doların tekrar yükseliş eğilimine girmiş olması, yükseliş trendinin uzun vadeye yayılan bir ana trend haline geliyor olması, altın ons değerinde hızla yükseliyor olması gram altını hızlı bir şekilde geldiğimiz noktaya taşıyacak arkadaşlar. Yani 500
30-40 seviyesine taşıyacak. Sonrasında ise altın fiyatlarının çok daha agresif bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Özellikle dolarda yaşanacak olası kırılmalar, onsta yaşanacak olası rekorlarla birlikte gram altını 1000 lira seviyelerinin üzerinde göreceğiz 2021 yılı itibarıyla. Altında sabredenler kazanmaya devam edecek 2020'de olduğu gibi. Tuzaklara düşmeyin arkadaşlar. Ciddi tuzaklar kuruluyor. Özellikle altın onsunda bilginiz olsun. Kripto para cephesinde ise bana göre Bitcoin'de bir miktar daha gerileme devam edecek arkadaşlar. Ama sonrasında oluşturacağı diplerle birlikte yeni fırsatları sunacak yatırımcılarına. Sadece Bitcoin mi? Hayır, Ethereum gibi diğer para birimlerinde de yükseliş eğiliminin olduğunu göreceğiz. Borsa cephesinde ise çok ciddi balonlar oluştuğu kanaatindeyim. Yine de kendiniz bilirsiniz ama dikkatli olmanızda da fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.